Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans diyecektim ki bak işte mesleki deformasyon bunlar hep ağız alışkanlığı. Yeni bir Clash Royale videosuyla sizlerin karşısındayım. Yine sizlerden gelen tavsiye desteler üzerine 2.6 klasik binici destesiyle küçük mücadelede şansımızı deneyeceğiz hemşerim. Lafı hiç uzatmadan direkt maçlara geçmek istiyorum. Sizlerden ricam her gün... istisnalar kaydı bozmaz. Saat 18.00'da yeni Clash Royale içerikleri için Kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Tavsiye destelerinizi güçlü olacak şekilde. Çünkü malum kankır Çaylak yeni başladı bu oyuna. Pek beceremiyor. Güçlü destelerinizi yorumlara yazın. Elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin maçlarımıza başlayalım. Pekala efendim 56 YDR klanından Ace of Spades isimli klanla eşleştik. Şöyle bir vinici atalım da oturduğu yerden zıplasın kanında dolaşan adrenalin miktarı artsın. Evet mini pekka. Binicimiz orada en azından iki tane atış çıkartacak. Neredeyse üçüncüyü bile çıkartıyordu yani. Hep yapmak istemişimdir. Şöyle buz golemiyle mini pekkayı çekebilir miyim sağ tarafa? <laughs> Çok güzel. Hemen silah şöyle de bıraktım. Şöyle iskeletleri dağıtıp ardından bir binici atağına kalkasım var. Buz ruhunu da attım. Hemen ardından biniciyi sol taraftan göndereceğim. İskelet kral varken böyle bir şey yapmak mantıklı mı? Şükürler olsun. Ee, kuleye görmüyordu. O yüzden rahatlıkla onu savunacağımıza inanıyorum. Şöyle merkeze doğru bir top dikeceğim. Mezarlık mı? Tamam. Tomruğum var. Şöyle bir buz golemi Tamam. Tomruğu gönderiyorum. Tam zamanıdır bence. Özellikle hafif sol tarafa doğru bıraktım ki iskelet kralın çıkarttıklarını da indirsin ama sonuç vermedi maalesef. Haydut'un sol kuleye kitlenmesinin haricinde oldukça güzel savunduğumuzu düşünüyorum. Hasar olarak da öndeyiz gibi gözüküyor. 1462 aynen. Güzel. Şöyle bir buz ruhu atacağım. Taciz edelim. Aynı zamanda biniciyi de döndürmüş olalım. Şöyle arkadan bir silah şöyle gönderelim. Mezarlık ve iskelet kral. Gerçekten dikkat etmem gerekiyor. İksirimi az bırakmamalıyım arkadaşlar. Benim anladığım o. Eğer iksirimi az yakalarsa bir şekilde. O şekil veya bu şekilde. Ne olur? Mezarlık hata yiyebilirim. Şöyle alev topunu bekletiyorum. Ee, tam şuraya atsam mı? Hayır atmayacağım. Böyle bir buz golemiyle çekelim. İskeletler. Bir de top diksem mi? Topu da diktim. Hayır kuleye kilitlenme. Tamam. Tamam tamam tamam. Güzel. Fena değil. Elektro büyücü bir iki tane vurdu maalesef vicdansız ama çok sıkıntı değil ya. Pekala. Pekala. Sakin. Sakin sakin sakin. Heyecan yapacak bir şey yok. Silah şöyle arkadan bırakacağım. İki kat iksire geldik. Mezarlığı daha fazla kullanacaktır diye tahmin ediyorum. Değil mi? Öyle olur yani. Ruhu da atalım. Önden bir buz golemi atıp biniciyi göndereceğim. Tamam hemen aldım elime alev topunu. Kart tarsa göndereceğim. Gönderdim. Cennem ejderi de varmış. Çok güzel. İkisine birden hasar verdi. 10 numara. Böyle bir top dikelim savunmaya. Yalnız silahşör ne iş yaptı bir arkadaşım ya. Vallahi bile 10 numara iş yaptı. Şuradan iskeletleri atalım ki cehennem ejderi topumuzu yekten indirmesin. Çok güzel. Hemen şöyle bir buz golemi silahşörle beraber biniciyi de gönderiyorum. Bu maç bizde ya. Almasına imkan yok gibi bir şey. Çok güzel alev topu da başarılı. 10 numara 5 yıldız abi. Çok rahat bir maçtı bizim için. Aynen. Aşırı derecede rahat bir maçtı. Böyle i̇skeletleri atalım. Aynen. Herhangi bir şey yapmama bile gerek yok. Evet. Bir de bir yerin dibine gir. Yer. Çaylak kan inciler. Derler ve giderler. <laughs> Sıradaki maçımıza gelir. Söyleyecek bir şey bulamadım ya ayda yılda bir maç kazanıyorum. Onda da böyle artistlik yapıyorum. Hemşerim idare edin yani. Devam ediyoruz. Pekala efendim. D klanından Free Fire. Hemşerim senin burada ne işin var ya? Sen ne yapacaksın? Clash öyle git Free Fire oyna değil mi? Hep bana diyorlar. Sen ne yapacaksın Clash öyle? Clash of Clans oyuna geç işte derdin ne diyorlar ya. Ben de fırsatını buldum hazır söyleyeyim istedim. Değil mi? Çünkü bir insanın sadece bir tane oyun oynamaya hakkı var. Ne gerek var yani iki tane oyun oynayacağım boşu boşuna zahmet edeceğim kendine. Biz insan değiliz ki. Biz iki tane oyun oynayamayız yani. Sadece Clash of Clans oynarız biz değil mi? Değil mi? Mesajım geliyor mu? Çok güzel bir şey oldu bu arada. Sen söyle kasırga. Şu cadıya alev topumuz var. Gönderdim. Hiç acımıyorum. Gayet güzel vurduk da. Bir tomrukla beraber inecektir. Tomruğu da gönderdim gitti. Obinici'ye iskeletlerim var. Tamam. Birkaç tane atış yapacak ama benim ona vurduğumdan daha fazla vuramayacaktır. Çok güzel. Tomruğu da geç attı. 2011'e 1122. Açık ara farklı önde olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi efendim efendimin alası. Biraz bekleyelim iksirimiz de olsun ya. Belki sürpriz müpriz bir kartı vardır böyle zıp diye bir yerden elit barbar falan çıkar. Kabus. Böyle bir silah şöyle bırakacağım sol tarafa meyille. Buz gönümü ve biniciyle atağa kalkabilirim. Fırın mı? Gerçekten mi? Tamam. Buz gölümünü attım. Bir de arkadan attı abi. Resmen bu maçı bana hediye etmek istiyor. Ben onu anlıyorum yani. Şöyle bir alev topu atalım o fırın için. Çok güzel. Kara prens'e vuramayacağız ama dert değil. 597'ye kadar iyi. Bak 2'dir silahşör kuleye kilitleniyor. Hemşerim ne yaptın ya? Şöyle iskeletlerle kara prens'i tutalım. Şuradan bir de buz ruhu atacağım. Tamam. Şu altın şövalye midir? Ne zıkkımdır? Ne acayip bir şey o ya. Şişt. Oğlum yavaş lan. 907 buz gölümünde ziyan etmiş olduk ama olsun. Şimdi bir dakika süremiz var. Çok fazla savunmada kalmak çok da mantıklı olmayabilir. Bir dakikada tarih yazılır bu oyunda. Tarih. O yüzden dikkatli olmak lazım. Özellikle altın şövalye biri birazcık korkuttu açıkçası. Soldan cadı geliyor. Tamam şöyle bir top dikelim. Önemli önemli atayım da altın şövalye gelirse vuramasın. Aynen. Tamam. Ona bir alev topu atsam mı? Abi çok enteresan kullanıyor ya. Ona ben bir alev topu atacağım. İyi mi ettim kötü mü ettim bilemiyorum ama. Şöyle bir tomruk atacağım. Şöyle merkeze doğru buz golemi. iskeletler. Şöyle bir buz ruhu atacağım. Hop. Aa bir de binicisi varmış. Lan sen nereden çıktın arkadaşım? Sen ciddi ol ama şuraya bir buz golemi kara prensi tutsun. Tam tahmin ettiğim gibi kulemi almayı başardı ama ben gerçekten kötü oynadım arkadaşlar. Bunu kabul ediyorum yani. Bayağı bir kötü oynadım. Şuradan bir tomruk atacağım. Şuraya bir alev topumuz var. Şöyle bir defansif top dikeceğim. Şöyle bir buz ruhu. Şu anda baya bir darlıyor ha. Baya baya bir darlıyor. Buz golemini gönderdim. Tamam. Şöyle bir silahşör. Şöyle bir tomruk atalım. Hem biniciye hem cadıya etki etsin. Böyle bir iskelet 1900. Bak birden avantajı ele geçirdi. Sağlamından bir atak yapabilmem lazım. Yoksa nanay. Evet, tankır yine öksürüyor. Şuradan bir top dikeceğim. Böyle bir silah şör. Böyle bir buz golemi bırakacağım. Uzağa dönük altın şövalye sektirme hasarıyla vurmasın. Bişeyim sen nereden çıktın? Şuraya bir buz ruhu. Tamam. Sakin, sakin, sakin. Şuraya iskelet atalım. Binici alev topu. Atar mısın bir şey? Gönderdim gitti. Prefire. Kasırga'yı da çok kötü kullandı. Alev topu da Valkyrie kitlendi. Gayet güzel. Şuradan bir silahşör daha bıraktım. Hadi lan. Defansif top. Çok güzel. Şurada iskelet atacağım. Bir tane buz ruhu kara prensi çekelim sağ tarafa. Bir tane daha buz golemi kullanacağım. Abi gerçekten mi ya? O binici çok sıkıntılı ama. Kabul etmiyorum. Hile var. Hile yapıyor arkadaşım. Tamam şu arkadan biniciyi göndereceğim. Pek ideal değildir. Farkındayım ama silahşörün önüne çok fazla geçmesini istemiyorum. Şöyle bir top. Bir de alev topu gönderiyorum. Güzel. Böyle bir tomruğumuz var mı? Kuleye de vurmak istiyorum. Tomruğu gönderdim. Buz golemi. Buna iskeletler. Bir tane daha silah şör. Binici için top dikiyorum. Ana baba günü de döndü ortalık var ya. Çok karışık ortalık çok. Şöyle bir alev topu daha göndereceğim. Alev topuyla galiba hasarda öne geçmeyi başaracağız. Çift buz golemi ve binici gidiyor şu anda ama o bile yetmedi. Defansa topu tiktim. Arkadan ikinci silah şörü gönderiyorum. Şöyle bir buz golemiyle onları merkeze doğru çekmeye çalışacağım. Bir de buz ruhu atıyorum. Şu şövalye çok fena ya. Şurada bir top. Binici geldi. Sağ taraftan bir hata kalkmam lazım. Acayip heyecanlı oluyor bu arada. Var ya. Şuradan alev topu. Tomruk. Silah şörünün önüne buz golemi. İkinci silah defansı Defansa yönelik dikiyorum. 310 kazandık galiba. He? Galiba kazandık hemşerim. Aynen. 310'a 408. Hey baba be. Ne maçtı yahu. Vallahi oh, billahi var ya. Uh bilmiyorum izlerken ne kadar heyecanlı oluyor ama benim kalbim güm 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 atıyor şu anda hemşerim. Sıradaki maç için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim Los Leyenda klanından Master isimli vatandaşla eşleştik. Klasik önden binici gönderiyorum bayılıyorum bu hareketi yapmaya. Tamam ona bir tane vursun sonra Tomruğu göndereceğim bir tane yetiyor sanırım değil mi? Öyle gördük genç aslandan yani bilemiyorum yani. Soruyorsunuz kimi izliyorum ben genç aslancıyım arkadaşım. Çok seviyorum o vatandaşın videolarını. Sesi de çok sempatik geliyor bana. izliyorsa saygılarımızı selamlarımızı iletelim. Evet cadı. O cadıya bir alev topu atacağım. Sonradan hiç çıkartmasın bizim başımıza. Tamam çok güzel. İskelet kral eyvallah. Şuradan bir şövalye. Topuma vurmayacaksın. Hayır buz golemiyle çekeceğim seni. Şu kraliçeye bir buz ruhu atsam işe yarar. Abi resmen çöp ettik ya. Buz ruhunu resmen çöp ettim. Ama sol taraftan kraliçeyle bir binici hatanı kalkabilirim ama kalkmayacağım. <laughs> Gıcıklık olsun. Gıcıklık olsun kalkmayacağım. Tamam. Birazcık sakinleşelim bakalım. 2845'e 2994. Hafif de olsa benim bir avantajım söz konusu. Balon mu? Yok artık daha neler. Şuradan bir silahşör bırakacağım. Önden balona doğru. Böyle buz golemiyle o şeyi indirebiliyor muyum acaba? Hedef değiştirebiliyor mu? Sanırım değiştiriyorum. Çok güzel savunduk arkadaşlar. Yani övünmek gibi olmasın ama çok güzel savunurum yani. Öyle söyleyeyim. Şuradan bir binici göndereceğim. Buz goleminin önünden. Alev topunu atalım mı? Atar mısın bir şey? Alev topu attı. Hiçbir şey atmadı. Kullanmadım. Silahşör çok güzel çalıştı o noktada. İskelet kırıldı indirecek. Gayet güzel. Vay hatta bir daha atış yaparsam var ya. Tarihe yazdırırsın adına Silahşor kardeş. Emeğine sağlık. Güzel. Her şey yolunda gözüküyor. Buradan bir buz ruhu atalım. Maksat iksirimiz dönsün. Cadıya yine bak. Rakip bile anladı ne kadar e, sağlam oynadığımızı. Teşekkür ediyorum. Bravo diyor vatandaş. Bir de tomruk atalım mı ona? Sonra çok sıkıntı çıkartıyor ya. Vallahi billahi. O cadı korkutuyor beni birazcık. Böyle bir top dikeceğim. Yine boğazım kurudu. İlahşör. Şuraya bir madenci. Balon için bir buz ruhu atacağım. Alev topunu güzel kullandı. Ben de kullanacağım mı? Hayır kullanmayacağım. Hiç gerek yok. 10 numara 5 yıldız bir savunma daha geliyor. Cadı gel. Cadı bu tarafa doğru gel. Oraya doğru gitme. Şurada bir tomruk kullanacağım. Eee, oğlum o tomruk ne kadar kötü oldu öyle ya. Tamam. Sakin. Buz golemini de atıyorum. Defans olsun. Şöyle bir ruh. Şişt, oğlum şu cadıyı alın. İskelet kralı özelliğini kullandı. Şöyle bir tomruk atacağım. Arkaya doğru bir tane daha. Abi çok rahat savunuyoruz ya. Bu destenin herhalde en iyi avantajı savunma söyle değil mi? Sağlı sollu silahşör ve binicimiz var. Kalkıyorum atağa. Şuraya iskeletleri bırakalım. Cehennem ejderi vurmasın. Cadıya bir alev topu. Geç bile kaldım. Gayet güzel gözüküyor. Bu maç bizde arkadaşım. Bu maç bizde. Şöyle bir hızlı 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 hızlı. Şu madenciye iskeletler atacağım. Tomruk döndü. Çok güzel iskelet kralının özelliği için. Tomruğumuz var. Abi. Vallahi var ya. Tat alıyorum şu anda ya. Tıpkı sevdiğin yemeği yermişçesine lezzet alıyorum şu anda oyundan. Bu maç bende arkadaşım. Zorlama şansına. Şu cadıya bir alev topu atalım. Kuleye de vursun. Gayet güzel. Böyle bir iskelet, top. Bir de buz ruhu kullanacağım. Destemiz <laughs> çok hızlı dönüyor. Madenciyi buz golemiyle ittirmeye çalışıyorum. İskelet kral özelliğine basar mısın? Bas. Bastı mı yoksa? Çok güzel bir noktada bastı. Şöyle bir iskelet daha atacağım. Yalnız o... Lan oğlum lan sakın ha. Bu maç burada giderse var ya oturur ağlarım. Oturur ağlarım. Abi bu ne? Lan oğlum nasıl yaptı bunu? Vallahi helal olsun. Bravo. Diyecek bir şey yok abi. Bilemediğim bir yani konuşmayı unutturdu bana adam ya. Bilemediğim bükemediğim bileği öpeceksin. Ben garanti kazandık gözüyle bakıyorum maça. İnanılmazdı ya. Devam ediyoruz. Bir tane daha maça gireceğim. Pekala efendim. Perjiani klanından Andrin Drin Drin'inin Trin Trin'inin. Evet. <laughs> Enteresan bir ismi varmış vatandaşın. İskelet ordusu. Sen de mi mezarlık iskelet kral? Az önce yenildik daha yeni taze ya. Böyle merkeze doğru iskeletlerle çekelim. Böyle bebek ejderi buz golemiyle tanklayabiliyor muyum? Evet tanklarım. Top indikten sonra tanklayamam. Tamam abi o okçu kulesi soldaki nasıl vuramıyor ona? Ben bu işte art niye tararım ya. Böyle... Lan oğlum silah şörümü nasıl vurdun? Her şeyi geçtim. İskeletleri atacağım cehennem ejderi için. Şöyle bir de biniciyle atağa kalkalım. Birinci hem gerekirse cehennem ejderini tutsun hem de atağa kalksın istedim. Tamam. Şöyle bir buz golemi atalım. Oduncu gelecek birazdan. Bu <laughs> buz golemi yeterli olur herhalde oduncu için değil mi? Olmazsa bir buz ruhumuz da var. Olmadı. Bir de buz ruhu göndereceğim. Bu sefer maçı kaybetme lüksüm yok arkadaşım. Bu son maçımız. Kapadışı zaferle gerçekleştirmek istiyorum. Tazı. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Böyle bir top dikeceğim. Ardından silah şöyle bırakacağım. Arev topu falan var mıdır acaba? Acaba? Silah şöyle bırak. O tazı topa gider değil mi? Gitmesi lazım. Şu makineyi direkt aradan çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü başımıza iş açacak. Şöyle buz golemiyle bebek ejderi tanklayalım. Bir de buz ruhu atacağım. Güzel. Tamam. Topu döndürmem lazım. Şöyle bir top döndüreceğim. Arka taraftaki klonlu bebek ejder bayağı sıkıntı çıkarttı ama topla güzel tuttuk onu. İskeleti de atıyorum. Maksat okçuya zaman kazandırmak. Ki yani oluru da buydu gibime geliyor. 1739'a kadar düşürebildi. Hiç kart biriktiremedim. O yüzden atağa kalkamıyoruz. Abi güzel gözükmüyor. Ne yalan söyleyeyim. Güzel gözükmüyor yani. Vurma oduncu. Vurdu oduncu. Tazı Direkt. Direkt atağa kalkıyorum. Direkt direkt direkt. kat iksiri de girdik. Bir tık daha rahat ederim. En azından tazı gelene kadar bir şeyler yaparız. Bu arada 10 numara 5 yıldız bir alev topu oldu. Binicimiz hayatta. Şöyle defansif topumuzu dikelim. Gayet güzel. Şöyle bir de silahşör kullanacağım. Şöyle. Kitlenme çok güzel. Kitlenmedi. Bir buz ruhu. iskeletleri göndereceğim. Amacım şu anda cehennem ejderini tutmak. Topu gönderdim. İyi. Alev topu atmam lazım. Şöyle şu noktada bir alev topu. Abi. Kuleyi verdik. Bir atak şansım var. Cehennem ejderi. Bir buz ruhu atmam gerekiyor ona. Tamam. İkinci bir şans istiyorum ya. Tomruğu da atacağım. İskelet ordusu var. Güzelsin. Güzel iskelet ordunu at. Atmadı kuleyi aldık. Tamam. Ekstra bir şansımız daha olmuş oldu şu anda. Şimdi. Hızı ana kuleme doğru geliyor. Yine tehlikeli geliyor ama. Geriye doğru bırakacağım topu. Önden buz golemiyle tanklıyorum. Tamam. Şöyle bir iskelet bırakacağım. Sağ tarafa doğru. Buna bir alev topu atmam lazım. Nereye? Tam şöyle şuraya. Makinayı alalım. Cehennem ejderi beni birazcık koyuyor. Abi çok kötü geliyor ya. Çok kötü geliyor. Ben buna ne yapacağım? Hayır hayır hayır, hayır. cehennem icderini tutmaya çalışıyorum. Ya lütfen bir sal beni ya beni bir sal ya. Abi insan insana yapar mı bunu? Lan oğlum bir sal lan bir sal vay vicdansızın evladı ya yok. gitti Cehennem icderi kulede. Elimden geleni yaptım ama görüyorsunuz anlatmaya gerek yok yani. <laughs> Elimden geleni yaptım arkadaşım. Ben daha ne yapayım yani? Yorumlarda yazarsınız. Şöyle kötü oynadın. Böyle kötü oynadın. Şunu şöyle yapsaydın böyle olurdu. Bunu böyle yapsaydın böyle olurdu. Benim adım Hıdır. Yapacağım budur diyor. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşım. Evet yine iyi. İki tane galibiyet alabilmişiz en azından. Gelişme var demektir yani. Derler ve giderler. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.